Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda katı cisimler konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere başlayalım. Şekildeki yüksekliği 6 birim olan dik silindirin sayıca taban çevresi alanına eşitmiş. Evet taban çevresi 2 pi r neye eşitmiş alanına yani pi r kareye eşitmiş. Pi'ler gitti r'lerden bir tanesi gitti. R de buradan ne oldu o zaman 2 oldu. Evet r 2 oldu silindirin yüzey alanı taban alanlarından 2 tane var. Yani 2 pi 2 tane pi r kare 2'nin karesi artı yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte bütün prizmalarda. Yani 2 pi r çarpı h'a eşit olacaktır. Buradan da 4 4 kere 2 8 pi yaptı burası artı. Buradan da 24 pi yaptı. Cevap da böylelikle 32 pi'ye eşit oldu. Evet birinci soru Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Oranlama verilmiş bize. Burası K iken burası 2K verilmiş. Hemen yazalım. K, 2K ve bu bir küp olarak verilmiş. Bir kenarı ne? 3K olduğunu biliyoruz. 3K'ları şöyle bir yazalım. Sonra şuradaki uzunluk verilmiş bize. ED3 üst uzunluğu. Arkadaşlar bir havada uzunluk verilince ne yapıyorduk? Bir üçgen yap oluşturuyorduk. Hatta yüzeyden çizmeye dikkat ediyorduk. Şu yüzeyden çizdiğimiz zaman üstteki yüzeye dik olduğundan dolayı bu da temel diklikten dolayı 90 derece olmaz mı? Olur. Yani burada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Bir kenar 2K şunu bulacağım. Burası da 90 derece ve ikisi dik üçgen olduğundan burası da 3 kök 2K oldu. Pisagor bağıntısı yapalım. Şurası da 2 kök 22 ya. E o zaman burada 2 kök 22'nin karesi eşittir. 2K'nın karesi artı 3 kök 2K'nın karesi. Evet buradan işlemimizi yapalım. Buradan 4 çarpı 22 yaptı artı buradan eşittir. 4K kare artı. 18k kareden 22k kare yaptı. 4 çarpı 22 eşittir 22k kare olduğundan 22'ler gitti. K kare 4'ten k'yı da 2 buluruz. K2 ise bir kenar kaç çıktı o zaman? 6 çıktı. Bir kenar 6 ise tüm alan. 6 tane a kareye eşitti. Yani 6'nın karesine eşitti. Alan dolayısıyla bu da 216'ya eşit oldu. Yani ikinci sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Yarı çapı 17 cm olan yarım küre şekilde şeklindeki bir çorba kasesinin içinde şekil 1'deki gibi bir miktar çorba vardır. Kase içindeki çorba dökülme seviyesine gelinceye kadar şekil 2'deki gibi eğiliyor. Son durumda çorbanın yüksekliği 2 cm olduğuna göre arkadaşlar çorbanın yüksekliği küre şeklinde olduğu için kürenin bir kesiti bu 2 cm nasıl çevirirsen çevir yine dökülmediği sürece burası da 2 cm olmaz mı? Olur. E şimdi yarı çapından bahsetmiş küre sorularında ne yapıyorduk? Çember muamelesi yapıyorduk. Hocam bu çemberin çapı, ee, şu da alttaki kesitin yarı çapı olsun. Şunun zemin olan uzatlığını biliyoruz. E, burada da arkadaşlar merkez kiriş çektik yapacak olursak şu 90 derece bu uzunluk 17 olarak verilmiş. Yüksekliği de çorbanın yüksekliği de 2 olarak verilmiş. E, yarı çap en etkili silahımız yarı çaptı. 17 yarı çapsa burası da 17 olacak. Dolayısıyla buraya 15 kaldı. 15-17 yani 8-15-17 üçgeninden cevabı 8 olarak buluruz. Çünkü bizden bu dairenin yarıçapı çapı isteniyor. Evet üçüncü soru Denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Zafer bir matematik etkinliği için kartonu aşağıdaki küp açılımını hazırlayıp yüzeylere gelecek kısımları şekildeki gibi işaretlemiştir. Zafer kartonu kesip katlayınca küpü oluşturduktan sonra bu küpün görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Genelde arkadaşlar karşılıklı yüzeyleri bulmak çok etkili oluyor burada. Mesela şununla şu karşılıklı yüzeydir. Yani 1 ile 6. Çünkü bir boşluk kuralı. Sonra şu yıldız koyayım buna. Şunlar böyle yıldız. Burada nokta koyayım. Bunlar da böyle arkadaşlar. Karşılıklı olan yüzeyler. Evet burada e, 1, 2, 3. Karşılıklı yüzey var mı 1, 2, 3'te? 1, 2 ve 3. Evet. Hiç karşılıklı yüzey yok. Bak. 2 tane yıldız olsaydı karşılıklı yüzey olurdu mesela. 1, 2, 3'e bakıyorum. E, çizgi nokta yıldız Değil. Yani karşılıklı yüzey yok. Bu olabilir. Şuna bakalım. 2, 3, 6'ya bakalım. 2, 3 ve 6 yine aynı şekilde. Bunlar yan yana olmak zorunda. Yıld, e, nokta, çizgi ve yıldız olduğundan. Şuna bakalım. 1, 2, 4 1, 2 ve 4'e baktığımda yine çizgi bu yıldız ve bu da nokta olduğundan bu da olabilir. Allah Allah. Hiç elediğimiz olmadı. Bak. 1, 3, 5'e bakalım. 1, 3, 5. Evet yine bunlar farklı. Bu da karşılıklı yüzey yok. 2 ve 5. Bak 2 ve 5 karşılıklı. En azından bir tanesini böyle elemiş olduk arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Oo burada çizgilerin durumuna bakacağız arkadaşlar. Eyvah eyvah. Şunu açtığımız zaman evet şunu açtığımız zaman 2 2 ve 4'e bakalım arkadaşlar. Bunların durumu söz konusu olacak. Şimdi sen bunu kapattığın zaman mesela şuradakini kapattığın zaman ben bunu böyle kapatsam Şöyle 6 ön yüzeyde olsun. Bak 6 ön yüzeyde olsun ve şunu kapatayım. 6 şurada olsun. Sağında ne oluyor o zaman? Şöyle kapattığımız zaman 4 oluyor. Şöyle bir 4 oluyor değil mi? Evet şunu da şöyle çizeyim de. Şöyle. Şu sağ yüzeyde 4 var. Dikkat et. Sağ yüzeyde 4 var. 1, 2, 3, 4. Sonra kapattığın zaman alt tarafta bu da 2 mi oluyor? Evet. Arkadaşlar 4 ile 2 çizgisi. Bak şimdi. Şöyle yaptığın zaman 4 ile 2 çizgisi şöyle oldu. Şu 2 yatay oldu. 4'e yatay oldu. Ama burada 4 ile 2 çizgisi açtığımız zaman ne olacak? Şöyle açtığımız zaman 2 çizgisi şöyle şöyle gelecek arkadaşlar. 4 ile 2 ne olmak zorunda? Böyle dikey olmak zorunda. O zaman bu ondan dolayı elendi. Ya bunların durumuna bakacağız arkadaşlar. Sonra hangisine bakalım? 6 ile 2'ye bakalım. 6 ile 2'nin açılımı zaten böyle. 6 ile 2 bak birbirine paralel dikey değil. Burada açtığın zaman 6 ile 2 ne oldu arkadaşım? Şöyle 2 dikey oldu. O zaman bu da olmadı. Şuna bakalım. 1 ile 3'e bakalım mesela. 1, 3'ün sağına geldiği zaman şöyle olacak ama burada 3'ün sonunda 1, 3'ün sonunda 1 olacak şekilde şurada kesip böyle kat kat açsak öbür tarafa getirsek. Yani 1 buraya gelecek. 1 böyle olacak. 1'den sonra yuvarlak yukarıda başlamış. 1'den sonra yuvarlan aşağıda başlaması lazım. Bu da olmadı. Bunu açtık, açacak olursak da arkadaşlar şöyle 1'i böyle açarsam 1 sonunda oluyor. 1'den sonra bak nereden başlamış aşağıda başlamış. O zaman D seçeneği doğru cevap oluyor. Bu biraz zor soru olmuş. Biraz e, durumlara bakılmış. Genelde bu tür sorularda karşılıklı yüzeylerden hareket ediyoruz. Haberiniz olsun. E, ben olsaydım nasıl sorardım bu soruyu? Hani daha da kolaylayıcı. Yani e, karşılıklı yüzeylerden 3 tane şıkkı elerdim. En azından A ve C şıkkı da bu şekilde kalırdı. Ve ona göre bu incelemeyi yapardım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet dördüncü soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik beşinci soruya. Şekilde bir dik koninin açınımı verilmiştir. Açınımda R bölü L alfa bölü 360 eşittir değil mi arkadaşlar? Evet. R bölü L eşittir. 60 bölü 360'dan dolayı ne geldi böyle? Şunlar sadeleşince 6 geldi. 6 ya 12 ise R'yi de buradan 2 bulduk. Evet konimiz şöyleyken arkadaşlar. Taban yarıçapı nedir diye soruluyor zaten bize. Direkt çıkmış. Hacım macım soruluyor zannettim. Direkt cevabımız böylelikle 5. soruda B seçeneği yaptı. Geldik 6. soruya. Bütün ayrı uzunlukları eşit uzunlukta olan kare dik piramit. Evet bütün ayrıt uzunlukları eşit olan bir kare dik piramit çizelim. Tabanı kare olan bir piramit. Tepeden de bir nokta alıyorum. Bütün köşeleri birleştiriyorum şöyle. Yalnız dikkat et bütün uzunluklar birbirine eşit olacak. Yani hocam şurası 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 eşit. Tabanı kareyken şu yan ayrıtlar da eşit. Yan yüzeyler hep ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir eşkenar üçgen oluyor. Şimdi ben burada neyi bulacağım arkadaşlar? Hacminden bahsetmiş. Hacmi için yüksekliği lazım bize. Piramitte yükseklik bulunurken ne yapıyorduk? Piramitte yükseklik bulunurken şu yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine denk düşüyordu. Ee, ne yapıyorduk? Dik çiz, dik çiz, dik çiz ya da şu köşegeni çizip ona göre hamle yapıyorduk. Ama bu köşegen daha mantıklı oluyordu genelde. Şöyle 90 90. Şimdi bir kenara A A dersem burası A kök 2 olacak. 2 eş parçaya bölecek ya A kök 2 bölü 2 ile uğraşacağım. Ben buraya 2 A 2 A diyeyim. Burası da 2 A olsun. İki, iki, iki 2 2 2 kök A'dan burası kök A burası da kök k A yaptı. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam 2A'nın karesi 4A kareden 2A kare çıkınca 2A kare kaldı. Burası da kök 2A yaptı. Yani yüksekliği kök 2A bulduk. E o zaman taban alanı 4A kare çarpı yükseklik. Kök 2A taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacme eşit olduğundan dolayı kök gitti buradan. 4 ile 9 36 yaptı. 9 36 sadeleşince 9 kaldı. 3 kere 9 27. A küp eşittir 27 ise A'yı böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. A3 ise bir kenar 6 çıktı. Bizden piramidin yanal alanı isteniyor. Yanal alan 4 tane eşkenar üçgen değil mi? 4 tane a kare kök 3 bölü 4. Gitti gitti cevap da ne yaptı? 36 kök 3 yaptı. Evet cevap böylelikle C oldu arkadaşlar 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şekilde bir kenar 10 cm olan kare biçimindeki bir karton köşelerinden kare şeklinde kesilmiş ve sonra bunlar böyle açılmış. Yani şunları yukarı kaldırmışız böyle. Bir kare elde ettik mi arkadaşlar? Evet. Şöyle bir kare şeyi elde ettik prizma elde ettik. Tabanımız ne olacak arkadaşlar? Şu. Tamamı 11'imde. 4 birim hocam burası. Aynı şekilde burası da 4. Burası da 4. Burası da 4 oldu mu? Bak bu taban olacak. Bu kenarları da böyle kaldıracaksın. Şunları da şöyle kaldırınca. Hocam tabanımız 4 oldu. yükseklikte Bak burası 3 değil mi? Bu kalkınca yükseklik yapacak. Burası da 3 oldu. Buna göre bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Taban alanı 4 çarpı 4 çarpı, çarpı yükseklikte 3 olduğundan 16 çarpı 3'ten cevabı 48 olarak buluruz. Yani 7. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 8. soruya. 8. soruda bir küp. Evet bu bir küp unutmayalım. E, ee, şekildeki gibi eşit hacimli 4 dikdörtgen prizmaya ayrılıyor. Eşit hacimli 4 dikdörtgen prizmaya ayrılmış. E hocam şuraya ben A dersem. Ya şimdi şurası ortak değil mi? Şuraya ben X dersem. Şurası da Y ise. Burası da aynı zamanda eşit hacimli ise. Yüksekleri de hepsinde eşit değil mi? Evet şuradaki kenarlar da eşit. O zaman taban alanlarının da eşit olması lazım. Burası x gen burası da y olur. x gen burası da y olur. Hacimlerin birbirine eşit olması için. Çünkü yükseklik ve şu kenarlar aynı. Bu kenarların da aynı olması lazım arkadaşlar. E, bir kenarı kaç bulduk? 3y bulduk. Y, y, y bulduk. Peki burası da x. E, bir kenar 3y. O zaman burası 3y eksi x mi oldu? Evet 3y x oldu. Bir kenar 3y olduğu için küpün bir kenarı. Bak buraya 3y x bulduk. Sonra burası 3 y oldu. Şu kenar uzunluğundan dolayı. Küpün bir kenarından dolayı. Hatta burası da küpün bir kenarı. Evet. Buna göre mavi boyalı dikdörtgen prizmanın yüzey alanı kırmızı boyalı dikdörtgen prizmanın yüzey alanından kaç kattır diye soruluyor. Şimdi bunun hacmiyle bunun hacmi birbirine eşit değil mi? Hacimleri eşitleyelim. Şunların hacimleri eşitse o zaman burada 3 y çarpı 3 y çarpı 3 y eksi x. Evet. Şu kenar şu kenar şu kenarın çarpı eşittir. Şu kenar şu kenar. Burası da 3 y değil mi? Evet. Ee, yani x çarpı y çarpı 3y'ye eşit olacak. 3y'lerden birer tanesi gitti. y de gitti. Buradan ne geldi? 9y eksi 3x eşittir. x oldu. Böylelikle 9y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3x bulduk. Şimdi bizden oran istenildiği için ben y'ye 3 diyeyim. x'e de kaç diyeyim? 9 diyeyim. Oran istenildiği için normalde y yerine 3k x yerine de 9k yazmam gerekiyor. Ya da dur. Eksi 3x öbür tarafa geçince art 4x oldu. Şurası 4x olacak arkadaşım. O zaman burası y dediğimiz ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. X dediğimiz ne oldu? 9 oldu. Evet yazalım o zaman yerine. Y dediğimize kaç yazacağız arkadaşlar? 4. Evet 4 yazarsak. 4, 4, 4. Ee, X dediğimizde kaç? 9. Y dediğimiz 4 ise burası 12 yaptı. O zaman bu y dediğimiz kaçtı? 4'tü. Burası 12. Ee, o zaman burası da 12. Ve buraya da ne kaldı arkadaşlar? Ee, y dediğimiz kaç? 4. 3 kere 4 12 Eksi 9'dan buraya da 3 kaldı. Ya da zaten burası 9'sa buraya da 3 kaldı diyebiliriz. Çünkü tamamının 12 olmasından dolayı. Neyse her şeyi bulduk. Buna göre mavi boyalı dikdörtgen prizmanın yüzey alanı mavinin yüzey alanını bulurken hangi sayıları kullanacağım? 3, 12 ve 12'yi kullanacağım. Öbürünü bulurken neyi kullanacağım arkadaşlar? 4, 9 ve ya kırmızı da kırmızı da 4 kırmızıyla şu aynı ya. 4, 9 ve 12'yi kullanacağım. 4, 9 ve 12'yi kullanacağım. İşte bunun Yüzey alanının bunun yüzey alanına oranı isteniyor. Bu yüzey alanını bulurken kenarların ikişer çarpımının iki katıydı. Yani 2 çarpı 3 çarpı 12 36 artı 12 çarpı 12 144 artı bir de burada 3 çarpı 12 3 çarpı 12 36 mı oldu burası? Evet bölü aşağısı ne yaptı? E, bunun yüzey alanı 4 kere 9 36 2 çarpı 36 artı 9 çarpı 12 yani 108 artı Burada da 4 çarpı 12. O da 48 mi yaptı? Evet. İşte bizden bunların oranlaması isteniyor. Şöyle şöyle gitti. Arkadaşlar şöyle aslında bu 36'nın katı oluyor. 36 parantizini alabiliriz. Direkt sadeleştirebiliriz. 36 parantizini aldığımızda 1 artı 4 artı 1 yaptı. Değil mi? 36 parantizini aldığımızda. Evet 1, 4 ve 1 yaptı. Tamam sıkıntı yok. Sonra aşağıya bakalım. Aşağıdakinde kaç parantizini alabiliriz arkadaşlar? Sanırım 36 parantezini alamayız ama 12 parantezini alabiliriz. 12 parantezini aldığımız zaman 12 parantezini aldığımızda burası 3. 12 parantezini aldığımızda 108'i 12'ye bölsek kaç yapıyor ya? 108'i 12'ye bölsek 9 evet 9 yapıyor burası. Artı bu 12 parantezini alınca da 4 yaptı. Şununla şu sadeleşince kaç yaptı? 3 yaptı burası. Yukarısı da 4, 5, 6, 6 kere 3, 18 yaptı. 18 bölü aşağısında 16 yaptı. Bu da kaç yapıyor o zaman? 2'ye bölsen 9, 2'ye bölsen 8 yaptı. O zaman cevap böylelikle 9 bölü 8 oldu. Evet 8. soru güzel bir soru. Geldik 9. soruya. Bir oduncu dik silindir şeklindeki bir tomruğun taban çapı boyunca baltasını vurduğunda taban çapı yani şu çap olacak şekilde baltasını vurduğunda tomruk tabana dik bir şekilde 3'te 2'sini 3'te 2'si yüksekliğinde yarılarak küçük parçası düşüyor. Evet şuradaki düşen parça küçük parça arkadaşlar. Ve 3'te 2'si yüksekliğinde. Yani burası diyor ki sana şuraya kadar kısım 2K iken 2H iken buradaki yükseklik ne olacak? Tamamı 3H olacak burası da H olacak diyor sana. E şunu şöyle bir tamamlayalım arkadaşlar. Şunu şöyle bir tamamlayalım. Evet tamamladık şöyle. Yani şu şuna eşit. Sonra kesilip düşen küçük parçanın kütlesi 4 kilogrammış. Ha burası 4 taban çapı boyunca kesti ya. O zaman alt taraftaki diğer taraftaki de 4 değil midir? Evet bu da 4 kilogramdır. E 2 açıda 8 kilogram varsa sonuçta yükseklikler hacimler doğru orantılıdır. Hacimle de kütlesi doğru orantılı olacak. 2 açıda 8 varsa haçta da 4 vardır o zaman. Değil mi? E o zaman büyük büyük parçasının kütlesi nedir diye soruluyor. Hocam burası 4 burası da 4 toplam 8 yaptı. Küçük parçası burası ya şurası. Normalde bütün hepsi 4 8 12 yaptı. Ama burası da 4 ya 12'den 4 çıkınca şu parça kalmış oldu. Yani cevabımız böylelikle 8 yaptı. 9. soru kütle ile alakalı güzel bir soru aslında bakınca. Evet 9. soru Balıkesir geldik 10. soruya. Bir ayrıtın uzunluğu 8 birim olan küpte K K üzerinde bulunduğu kenarın orta noktasıdır. Eyvallah. K B üstü C üstü alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Bir ayrıtı 8 birim mi? 8 birim. Arkadaşlar bu orta nokta verilmiş. Orta nokta verilmesine de gerek yoktu. Herhangi bir noktada verilebilirdi. Hiç fark etmez. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı ta üçgende alandan beri ne biliyoruz biz? Bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. O zaman bu tabana ait yüksekliği çizeceksin. Yani şunu bulacaksın. Bu yükseklik nedir arkadaşım? Bu yükseklik aynı zamanda hop şuradaki uzunluğa eşit değil midir arkadaşım? Evet. 8 8 iken burası 8 kök gibi değil midir? Çünkü Niye böyle? Şurada bir dikdörtgen oluştuğundan dolayı arkadaşlar. Burası 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. O zaman üçgenin alanı 8 çarpı 8 kök 2 bölü 2. O da kaç yapar? 32 kök 2 yapar. Evet cevabımız böylelikle akçay oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen OABC dikdörtgeni x ekseni etrafında 360 derece döndürülüyor. Evet x ekseni etrafında 360 derece döndürdüğümüz zaman buna göre ne yapacağız? Yansımasını alacağız. Simetriğini alacağız. Hadi yansımasını alalım. Şuna göre simetriğini alınca çektiğiniz bu yaptı. Evet döndürünce bak şu yatay doğru döndürünce yuvarlaklar ne olacak? Dikey olacak. Yani senin buradaki sivri noktan buraya gelecek. Bir yuvarlak koy böyle döndürmede yuvarlaklar oluşur. Hocam buradaki nokta nereye gelecek? Buraya gelecek. Burada da şöyle bir şey mi oluştu? Evet karşına ne çıktı? Hocam bir silindir bir de koni çıktı. Dikkat et şuradaki uzunluk kaç? 1. Bir. Hocam 1 iken 1. Bir. E şuradaki uzunluk tamamı 4 birim olduğuna göre o zaman burası 3 yaptı. Yani burası da koninin nesi? Şöyle taban yarıçapı olacaksa eğer burası da 90 derece ya yarıçapı da kaç? 3. Bu cismin hacmi nedir diye soruluyor. Silindir. Yarıçapı 3 olan silindirin hacmi. Pi r kare çarpı h artı bir de koninin hacmi. Pi r kare çarpı 3 bölü 3. Ucu sivri olan şekillerde piramit ve koni de bölü 3 diyorduk. Neyse burası 9 pi yaptı artı şunlar gitti. Burası da 9 pi yaptı. O da kaç yaptı o zaman? 18 pi yaptı. Yani cevap 11. soruda Cihan oldu. Geldik 12. soruya. Küre sorusu. Çember muamelesi yapacaksın. Bunu sakın ama sakın unutma. Konide ne yapalım? Şu yüksekliği çizelim. Konide yükseklikte önemli bir yere sahip. Kürenin merkezinden geçer. Burası da 90 derece. Şimdi şekilde ana doğrusunun uzunluğu kaç birim olan diyor? 10 birim olan diyor. Yüksekliği de 8 birim. Yükseklikte 8 birimse eğer 6, 8, 13 kendinden burası 6 mı çıktı? Evet. E, bu kürenin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Kürenin yarıçapı soruluyor. E, hocam ne yapabiliriz burada? Merkez varsa teğet varsa çeyrek dik bizden yarıçap isteniyor. E hocam burası da R. Dikkat et. Tamamı 8'de buraya ne kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Aa, dik üçgen çıktı. Bana bu kenar lazım. Hocam bu da çember ya. Çember muamelesi yap küreye zaten. Şu teğet şu teğet şu teğetler birbirine eşit olacaktı. 6 ise burası da 6 oldu. Tamamı 10 olduğundan buraya da 4 kaldı. Pisagor. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Ama işlem yapmaya gerek yok. Çünkü 4 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir. 3 4 5 üçgendir. 3 4 5 sağlanıyor mu? R ye yerine 3 koyarsak sağlanıyor. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Yani cevap Ceyhan oldu. Böylelikle ikinci testi bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.